ben yok ben şu böyle... inanılmaz sınıfsal yaklaşıyorum bu konulara ya. sınıf yani imkanı varsa bir insanın parası varsa bir zahmet bir şeyler çözsün. Yok, Çöz yani. yani. Ya şöyle bir şey var bak geçenlerde Enes Kara olayıyla alakalı ben bir paylaşım yaptım benim YouTube tarafında. Ee, bir arkadaş gelmiş şey demiş. Abi sağ olasın işte sen de Enes Kara'yı andın. İşte işte Erlik Jahray'ın Ümit Özdağ ve Muharrem İnce anmasa kimsenin haberi olmayacaktı Enes Kara'dan demiş. Şimdi şeyi anlıyorum. Bu bu arkadaş belli ki hani sosyal medyada bu isimleri takip ediyor, onlardan görmüş ama ben hmm. mesela ne bileyim Evrensel Gazetesi, Biyanet gibi haber sitelerini biraz daha muhalif veya sol görüşlü ama biraz da fonlanmalarıyla meşhur olan haber kaynaklarını da takip ediyorum. Ben Enes Kara hmm. olayını oralardan gördüm. Enes Kara olayını yaptığı için işinden atılan gazeteciyi de duydum. Bir süre sonra hmm. insanlar kendi kafalarında bir yankı odası oluşturmaya başlıyorlar. Sosyal medyanın böyle bir yankı odası oluşturma tarafı da var. Arkadaşın hmm. saydığı isimler de gerçekten paylaştı bu arada. Bence çok ciddi bir olaydı. Ve bence Hı -hı. O olayı paylaşmayan herkes de o günahın bence ortağı. Yani bu konuda yapılan eleştirilere ben de katılıyorum. Hiç Hı -hı. taraf görüş ayırmadan söylüyorum. Yani bence bu konu çok gündeme gelmesi gereken bir konuydu. Çünkü bir tıp öğrencisi kaldığı yurtta intihar ediyorsa bu bizim ülkemizin çok sistematik bir programın problemini işaret ediyor. Ee, Hı -hı. Bunu kim, kim olursa olsun bence dile getirmeli. Ne tarafta olduğun önemli değil, ne düşündüğün önemli değil. E, herkesin dile getirmesi gereken bir bu gerçekten. Çok dile getiren oldu. Gerçekten dile getirmeyenler daha çok gözü buldu. Ya Tarkan bile tweet atmış. Tarkan. Hmm. Tarkan ya. Yani. Ya ama işte şey. Yani adamın umurunda <laughs> ya, bu... o kadar olmayabilir ki Tarkan'ın yani anladın mı? Ha, yani. Ha, ha, evet.